Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Dün Rostov'dan iki uçak arka arkaya havalandı. Rusya'dan kalkan bu uçaklardan biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, diğeri de Antalya Havalimanı'na indi. Bu uçaklar Beriev imalatı B-200 tipi yangın söndürme uçaklarıydı. Geçen yıl Türkiye'nin gündemine, Türk Hava Kurumu ile Orman Bakanlığı'nın arasındaki polemikle gündeme gelen yangın söndürme uçakları bu yıl kiralık olarak hizmet verecek. Gelin bu videomuzda hem Beriev 200 uçaklarını birlikte tanıyalım, hem de bu yıl Türkiye'nin yangın söndürme uçak ve helikopter filosu ne durumda, buna birlikte bakalım. Geçen yıl yaz döneminde özellikle İzmir'de meydana gelen büyük yangın felaketi gerçekten yürekleri yaktı ve kamuoyunda yangın söndürme uçağı polemiği başladı. Uzun yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Hava Kurumu'ndan farklı uçaklar kiralıyordu. İlk defa geçen yıl uçak kiralama işlemi gerçekleştirilmedi. İhalede anlaşmazlık sonunda Türk Hava Kurumu'nun yüksek fiyat verdiğini iddia eden Tarım ve Orman Bakanlığı ihaleyi iptal etti ve Hava Kurumu'ndan uçak kiralamadı. Sadece operasyon kiralanan yangın söndürme helikopterleriyle gerçekleştirildi. Bunun arkasından da tabii büyük bir yangın sonrasında tekrar bir ciddi bir tartışma yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, ki Sayın Bakan aynı zamanda amatör bir pilot, kendi personelinin CL-215'lerin çok yaşlı uçaklar olduğunu, uçmak istemediğini söylüyordu. O dönemki Türk Hava Kurumu yönetiminde uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan uçabilirlik sertifikalarını kamuoyuyla paylaştı. Ve bu çekişme sonrasında bu uçaklar kiralanmadı. İki taraf da bence kendi açısından haklıydı. Ve Orman Bakanlığı farklı uçak arayışlarına girdi. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıl Eylül ayında önce Bakan Pakdemirli yanında gazetecilerle birlikte Rusya'ya gitti. Rusya'da Beriev uçak fabrikasını gezdi ve burada B-200'lerle bir test uçuşuna katıldı. Sonrasında ise B-200 uçağı İstanbul'da yapılan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest'e geldi. Burada ziyaretçilere tanıtıldı ve bazı gösteri uçuşları yaptı. Ve arkasından alınıyordu, alınmıyordu, ne yapılacaktı, ne edilecekti derken biraz da Türkiye-Rusya ilişkilerinin biraz da soğuk bir döneme girmesiyle birlikte bu iş buzdolabına mı kaldırıldı diye düşünürken sonunda geçtiğimiz Mayıs ayında uçak ihalesi tamamlandı ve 2 adet uçak Rusya'dan kiralandı. Anlaşmaya göre biri İzmir'de, biri Antalya'da merkezli olarak operasyon yapacak bu uçaklara bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 12.4 milyon dolar ödeyecek. Ve bu uçaklar acil durumlarda yangınlara müdahale edecekler. Geçtiğimiz günlerde hatta farklı iddialar da ortaya atılmıştı. Rusya'da büyük bir yangın olursa bu uçaklar gerektiğinde geri dönecek diye, ama ulaştığımız yetkililer bunun doğru olmadığını, yaz sezonu boyunca bu uçaklardan birinin İzmir, birinin de Antalya'da görev yapacağını söylediler. Beriev'e baktığımız zaman, nasıl bir uçak diye incelemeye başladığımız zaman, öncelikle jet motorlu amfibik bir uçak. Amfibik ne demek? Hem suya hem karaya inebiliyor. Yani su üzerinde bir tekne gibi gövdesinin üzerine iniş gerçekleştiriyor. Karada ise iniş takımlarını açarak normal bir uçak gibi inişini yapıyor. Beriev enteresan bir tasarım. Bir Rus imalatçı Beriev 1930'lardan bu yana özellikle de deniz uçakları konusunda uzmanlaşmış bir imalatçı. Geliştirdiği farklı deniz uçakları askeri ve sivil amaçta kullanıldı. Ve en son geliştirdiği model ise Beriev 200. İlk uçuşunu 1998'de yapıyor. Daha sonra uçak 2003 yılında hizmete giriyor ve şu ana kadar 17 uçak imal edilmiş. Bu uçakların bazıları test amaçlı kullanılmış. Hatta bazıları çeşitli Avrupa ülkelerinde ve farklı ülkelerde orman yangınlarına müdahale için kiralık olarak görev yapıyor. Uçağın iki ana ülke var kullanıcısı. Biri Rusya, ikincisi ise Azerbaycan. Farklı pazarlarla da sipariş alabilmiş bir uçak. Şili, Çin Halk Cumhuriyeti, hatta Amerikalı bir şirkette Beriev 200'e sipariş vermiş durumda, ama henüz bir bu konuyla ilgili ihracat, yani dışarıya
sipariş veren ülkelere henüz daha bir teslimat gerçekleştirilmemiş. Ruslar bu konuda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Beriyev suya, göle, denize veya fark etmiyor suya indiği zaman yaklaşık 20-22 saniyelik süreç içerisinde gövde içindeki 12 ton ağırlığındaki depolarını hızla dolduruyor ve kısa sürede sürat kesmeden tekrar havalanıyor. Havalandıktan sonra orman yangınının olduğu bölgeye veya sanayi yangınında olabilir bir oraya pasaja girerek bu suları birkaç seferde veya istenirse tek seferde atabiliyor. Uçağın gerçekten çok ciddi büyük bir uçak. İki jet motoru var. Bu motorlar Progress D436TP tipi motor ve her birinin itiş gücü 16.543 libre. Kabine baktığımız zaman uçak aynı zamanda kargo görevlerinin yanı sıra yolcu da taşıyabilecek şekilde tasarlanmış. Uçak içerisinde 42 koltuk bulunuyor. İsterseniz bu koltuk düzenlerini business class olarak da ayarlanabiliyor. Tamamen müşterinin isteği doğrultusunda veya örneğin bir gemi battı, kazazedeler var. O bölgeye iniş yapıp sudan kazazedeleri toplayacak şekilde kapısının yanında vinç veya sal gibi çok farklı konfigürasyonlara da sahip bir uçak. Yolcu taşımanın yanı sıra belirli bir bölümünde uçan hastane olarak sedyeler var. Yaralılara müdahale edilebilecek bir altyapı içerisinde. Yani bu geniş kabin istenilen şekilde çeşitli değişikliklere tabi tutulabiliyor. Hatta Beriyev şirketi uçağın askeri modelinin sahil güvenlik özellikle amaçlı, işte içine çeşitli ekipmanların konulduğu, takip sistemlerinin olduğu farklı farklı modelleri de kullanıcılarına sunuyor ama şu ana kadar herhangi bir sipariş almış bir durumda değil. Uçak maksimum havada 700 kilometre hıza çıkabiliyor. Normal seyir sürati ise saatte 560 kilometre, 8000 metre irtifaya kadar çıkabiliyor. Ferry olarak adlandırılan yani yük almadan belirli bir noktaya gidiş için menzili ise 3300 kilometre. Bu uçağın ana görevlerinin başında orman yangınlarına müdahale geliyor. Rusya'da yoğun olarak özellikle olağanüstü durumlar için Acil Durumlar Bakanlığı çerçevesinde görev yapan çeşitli uçaklar var. Ve bu uçaklar da ilk defa Türkiye'de bu yaz sezonunda orman yangınları için görev yapmaya başlayacak. Beriyev'le mevcut Türk Hava Kurumu'ndaki CL-215'leri veya helikopterleri karşılaştırdığımız zaman bir Beriyev 12 ton su aldığı zaman bu eşittir 3 CL-215'in kapasitesine eşit veya 5 helikopterin kapasitesine eşit bir anda yüksek oranda suyu atabiliyor. Tabii ki böyle bir jet uçağının getirdiği büyük bir kapasite çok artı bir değer. Ancak tabii ki büyüklükle birlikte özellikle göllere inecekse geniş bir alan gerekiyor uçağın yaklaşması, manevrası, su üzerindeki suyu alıp tekrar havalanması gibi bunları koyduğunuz zaman geniş alanlar gerektiriyor. Tabii bunu da böyle çok noktasal veya farklı farklı noktalarda çıkmış yangınlara müdahale ederken de böyle büyük uçaklar zorlanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Beriyev için 12,4 milyon dolar ödeyecek. Aynı zamanda 25 kiralık helikopter de Orman Bakanlığı'na hizmet verilecek. Toplam 142 milyon liralık ihaleyi Bordo Mimarlık kazanmıştı. 25 helikopteri Türkiye'nin farklı noktalarına konuşlandıracak. Bunlar genellikle Doğu Avrupa, eski Doğu Avrupa ülkelerinde veya işte Ukrayna veya Rusya'da kullanılmış olan Mi-8 gibi Kamov K-32 gibi helikopterler tercih ediliyor. Bu helikopterler gerçekten çok büyük helikopterler. Ciddi taşıma kapasiteleri var. Ve bu taşıma kapasitelerini gövdenin altında bulunan ve sepet olarak adlandırılan özel sistemlerle taşıyorlar. Belirli hazırlanmış özel havuzlardan, akarsulardan, göllerden veya denizlerden o sepet yardımıyla aldıkları suları orman yangının olduğu bölgelere götürüyorlar. Aynı zamanda bu helikopterler personel taşımada kullanılıyor. Gerçekten dediğim gibi büyük helikopterler ve 25 helikopter Türkiye'nin farklı noktalarına konuşlandırılacak ve bu yılki orman yangınları müdahale sezonunda görev yapacaklar. Her helikopter için de günlük 1,5 saatlik uçuş garantisi devlet tarafından işletmeci şirkete verilmiş durumda. Şimdi videonun da başında belirttiğim gibi geçen yıl Türk Hava Kurumu ve Orman Bakanlığı arasında çok ciddi bir polemik yaşanmıştı.
Dışarıdan baktığınız zaman ben iki tarafa da hak veriyorum. Sonuçta Orman Bakanlığı, Türk Hava Kurumu bir devlet kuruluşu, bir vakıf statüsünde, dernek statüsünde bir kurum. Bu kurumdan öncelik olarak yıllardır Orman Bakanlığı Türk Hava Kurumu'na veriyor ama bazen bazen de Türk Hava Kurumu verdiği tekliflerde gerçekten piyasanın ortalamalarının üzerinde rakamlar talep etmiş de olabiliyor. Bu tür durumda Orman Bakanlığı Türk Hava Kurumu'nun bir devlet yapısı içinde olması nedeniyle müsamaha göstermiş durumda ama bazen verilen sözler Türk Hava Kurumu tarafından tutulmamış. Türk Hava Kurumu tarafına baktığımız zaman uzun yıllar bu operasyonlar tek motorlu Dromader M18 uçaklarıyla gerçekleştirildi. Daha sonra Dromader yanlış bir yönetim ve hatalar zinciri sonrasında envanterden çıkartılmak durumunda kalındı. Bu ne yazık ki uçaklar tekrar faal hale getirilemedi. Önemli bir güç kaybı yaşandı. Sonrasında CL-215 tipi piston motorlu bu uçaklar Kanadalı Canadair şirketinin imalatı. Şu an bu uçaklar Viking havacılık şirketinin altında. Bu uçaklar satın alındı. Fakat bu uçaklar alınırken Orman Bakanlığı'na ilerleyen dönemlerde bu çalışmaların yapılması, devam edilmesi durumunda turboprop motorlu 415 serisine geçileceğinin garantisi verilmişti bakanlığa ama Hava Kurumu bunu zamanla gerçekleştiremedi. Tabii bunda Hava Kurumu'nun iyi yönetilmemesi, yapılan hatalar, çeşitli istismarlar da var ama sonuçta envanterdeki 8-9 civarında CL-215 var. Bu uçaklar gerekli bakımların yapılması durumunda halen uçabilecek kapasiteye sahipler. Bu yılki ihaleye de Türk Hava Kurumu girmişti. 5 uçak için Türk Hava Kurumu 76 milyon TL'lik bir teklif vermişti ama bu teklif Orman Bakanlığı tarafından kabul edilmedi. Benim gönlümden geçen bu uçakların bir şekilde Orman Bakanlığı bünyesine alınması. Çünkü bu uçaklar tahminince daha uzun yıllar kullanılabilir. Uygun bakım yapılması durumunda veya bu filo devam ettirilebilir ve bu uçaklardan bir şekilde yararlanabilir ama şu an ne yazık ki uçaklar köhne bir şekilde Etimesgut'ta çürümeye bırakılmış durumda. Çünkü mevcut Türk Hava Kurumu'nun kayyum atanmıştı geçen sene. Bunu tekrar adam edebilecek, uçurabilecek mali yapıya ne yazık ki pek sahip değil Türk Hava Kurumu. Bu uçakların da çürümesine benim bir gazeteci, bir havacı olarak gönlüm ne yazık ki el vermiyor. Orman yangınlarına baktığımız zaman bunun tek çözümü işte uçakla söndürülür. Devasa bir uçak alınır. Yok hayır, helikopterle söndürülür değil. Bunu bir futbol takımı gibi düşünün. Futbol takımında sizin kaleciye de ihtiyacınız var, defans oyuncusuna da, orta sahaya da, forvete de. Kazanmak için herkesin çok iyi oynaması lazım ve farklı yönlerde uzmanlaşmış ekiplere ihtiyacınız var. Bu nedenle Türk Hava Kurumu'nun CL-215'lerinin yanı sıra orta kapasiteli uçaklar bunlar. Belki tek motorlu küçük, dağların arasında sarp araziye çok daha iyi manevra yapıp girebilecek, çok daha basit ve aynı zamanda operasyon maliyetleri düşük uçaklar da alınabilir. Helikopter sayısında farklı farklı amaçlara gidilebilir. Helikopterle ilgili de çünkü malum Türkiye'nin TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği T-70 helikopterleri var. Bu T-70'lerin de bir kısmı Orman Bakanlığı'na verilecek. Bildiğimiz Black Hawk'ların uluslararası modeli olan S-70i'den geliştiriliyor T-70'ler ve birçok Türk sistemi var. Orman Bakanlığı'na verilecek helikopterle de orman yangınları için havadan personel taşınması gerektiğinde sepet veya diğer sistemlerle yangın söndürme planlanıyor. T-70 projesinde bir kısım helikopterin Orman Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Bu adımlarla birlikte hava aracı filosu büyütülebilir. Farklı farklı hava araçlarıyla bu operasyon gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak her yıl çok ciddi miktarda döviz yurt dışına ödeniyor. Uçaklar, helikopterler kiralanıyor. Belki kısa vadede ihtiyacı çözüyor bu. Ekonomik bir şekilde çözüyor ama uzun vadede ne yazık ki böyle bir filo oluşturulup 20 yıl, 30 yıl Türkiye'ye hizmet edecek uçak, helikopter almak yerine paramız yurt dışına doğru gidiyor. Umarız bunlarla ilgili adımlar en kısa zamanda atılır. Özel sektöre baktığınız zaman örneğin Kaan Havacılık geçen yıl 3 adet Kamov K-32 tipi helikopteri satın aldı. Türk bayraklı hale getirildi. Bu gibi yatırımlar umarız ülkemizde daha fazla artar ve kalıcı bir havadan yangın söndürme uçak ve helikopter filosuna sahip oluruz. Tabii olayın sadece uçak boyutu, helikopter boyutu değil, erken uyarı sistemleri, belki insansız hava araçları
belki daha fazla yer ekibi, itfaiye ekibi ve daha iyi teçhizat gerekiyor. Çünkü ormanlar bizim geleceğe bırakabileceğimiz en önemli miraslar. Tabii bunları da söylerken güçlü bir orman yangınlarıyla mücadele, havadan ve yerden ekiplerinin, uçaklarının, helikopterlerinin yanı sıra bunlar hiç görev yapmasın, benim gönlümden geçen bu. Çünkü orman yangınlarının ne yazık ki çok büyük bir kısmı kasti olarak çıkartılıyor veya insan hatası nedeniyle çıkıyor. Umarım hiç orman yangını olmaz. Bu güzellikleri çocuklarımıza, torunlarımıza bırakırız. Hafta içi her gün Pazartesi'den Cuma'ya yepyeni videolarla sizlerle saat 19'da buluşmaya devam ediyoruz. Lütfen bize yorumlarınızı yazın, sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine gönderin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın, bildirimlerinizi açın ve tabii ki hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Bu arada her gün güncellenen farklı haberlerle havacılık sitemiz tolgozbek.com sizleri bekliyor. Sitemizde ziyaret etmeyi unutmayın. Son bir haftadır katıl butonumuz aktif. Aylık 5 liradan başlayan ücretlerle tolgozbek.com kanalının daha ileri gitmesi için, kalitesini yükseltmesi için, içerik kalitesini aynı şekilde daha üst seviyeye çekebilmek için sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Ben de buradan özellikle pilot seviyesinde ulaşan, desteklerini arttıran seyircilerimizin isimlerini söylemek istiyorum. Muhsin Barış Tiryakioğlu, Levent Özgül, Burak Yurtseven pilot seviyesinde bize aylık desteklerini devam ettiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz bu yeni 3 üyemiz için. Sizlerle daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank you.